Çocuk eğitimi. Yok yok, öyle değil. Bir dikkatle dinleyin, çok özel bir hikaye. Arkadaşım anlattı. Köylerindeki ibret verici bir öyküyü dinledim. Ben de sizlere anlatayım istiyorum. Köyümüzde Harun amcamın 8 oğlu ve 2 kızı vardı. Harun Bey çocuklarını okutur ve bu konuda hiçbir özveriden kaçınmazdı. Çarşıdan ev kiralar, köyden yiyecek ve yakacak taşır, çocuklarının hasta olmaması için didinir, onlara kol kanat gerer. Kolay değil, 7 çocuğu ortaokulda okutmak. Harun amca olmayacak işi başarır. Vilayette ortaokulu bitiren çocuklar liseyi bitirmek üzere başka büyük vilayetlere gider. Harun amcanın masrafları artmıştır. Hiçbir yerden yardım almaz, alamaz. Çocukları hasta olmadan ve sınıfta kalmadan okulu bitirirler, hayata atılırlar. Gençlerden mühendis, subay, öğretmen ve sanatkar olanlar vardır. Bir baba için mevcut tablo gurur vericidir. Herkes onu köyde imrenerek ve kıskanarak takip etmektedir. Artık herkes görev beklemektedir. Evet, devlet onlara görev verir, maaş almaya başlarlar. İyi evlilikler yaparlar, hepsinin eşi şehirlidir, memurdur. Baba Harun Bey ve eşi çocuklarının yanına giderler, haklı olarak ilgi ve şefkat beklemektedirler. Beklediklerini bulabilirler mi? Sorun da burada düğümleniyor işte. Baba sevinç içinde eşi ile İzmir'e gelir. Oğlu mühendis, gelin hanım ise hekimdir. O sıralar Amerikalılar Ay'a ve Güneş'e uzay araçları göndermektedir. Ay'a iniş gerçekleşmiştir ve televizyondan seyredilmektedir. Bu sırada evdeki konuklar bilim ve uzay konusunda sohbet etmektedirler. Baba Harun Bey konuya kulak misafiri olur, söze karışır ve uzaya gitmek günahtır, Allah buna izin vermez der. Konuklar şaşkın şaşkın bakarlar ve Harun Bey'i göz ucuyla şöyle bir süzerler. Söz sırası oğlu İhsan'a gelmiştir. Kendisinden açıklama beklenmektedir. Konuklarının yanında mahcup olmuştur ve utanmıştır. Babasını göstererek bu köylü kılıklı bunak benim köyümdendir. Köyde bana hizmet eder, marabalık yapar der. Of! Bu sözleri duyan Harun amca çok kötü olur. Başı döner, kan basıncı yükselir ve olduğu yere yığılıkalır. Yıkılmıştır. Emeklerinin boşa gittiğini görür. Kahreder ama iş işten geçmiştir. Ağlar, dövünür, olayı herkese anlatır. Olaydan o kadar etkilenir ki bir süre sonra kahrından ölür. Ölmeden önce şu nasihatte bulunur. Anneni babanı sakın hakir görme. Unutmayalım ki çocuklarının sadece maddi bakım ve mesleki eğitimlerini düşünüp onların değerlerimize bağlı ve saygılı şekilde yetiştirmeyen anne babaların çocuklarından saygısızlık ve haksızlık görmeleri kaçınılmaz bir sorundur. İşte o yüzdendir ki hikayemizin ismi Çocuk Eğitimi. Aşk olan. Cömertlik ve merhamet. Hazreti Ali'nin ağabeyi Cafer, Ebu Talib'in oğlu Abdullah sıcak bir günde bir kabilenin hurmalığına inmişti. Abdullah burada dinlenirken hurmalıkta çalışan köleye yemek vakti 3 parça ekmek geldiğini gördü. Köle ekmeklerden birini ağzına yemek üzereydi ki birden önünde açlığı her halinden belli bir köpek belirdi. Köle elindeki ekmeği köpeğin önüne attı. Köpek ekmeği derhal yedi. Köle ekmeğin ikinci parçasını da attı. Köpek bunu da bir kere de sildi söpürdü. Köle bunun üzerine üçüncü parçayı da köpeğe verdi. Kalkıp yeniden işine dönmek üzereydi ki olup biteni uzaktan seyreden Abdullah yaklaşıp sordu. Ey köle, bugünkü yiyeceğin ne kadardı? Köle sıkılarak cevap verdi. İşte bu 3 parça ekmek. O halde neden kendine hiç ayırmadın? Baktım ki hayvan çok aç. O halde bırakmak istemedim. Peki sen ne yiyeceksin şimdi? Oruç tutacağım. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer köleden sahibini,
evinin nerede olduğunu sordu. Sonra da gidip adamdan bu hurmalığı içindeki köle ile birlikte satın aldı. Sonra döndü. Köleye bu tarlayı ve onu sahibinden satın aldığını söyledi ve ekledi. Seni azat ediyorum. Bu hurmalığı da sana hediye ediyorum. Cömertliğiyle meşhur Abdullah bin Cafer, kendisinden daha cömert birini tanıyıp tanımadığı sorulduğunda hep bu olayı anlatır ve eski köleyi hemen örnek verirdi. Aşk ola. Yıllık bir öğüt. Ben hem okuyacağım hem anlatacağım hem de can kulağı kesileceğim. Siz de can kulağı kesilin efendim. Tam 700 yıllık öğüt. Şeyh Edebali'nin Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'e verdiği öğütler bunlar. Böyle sıradan öğütler değil. Bir dikkat kesilin, anlayacaksınız farkı. 700 yıl önce söylenmiş ama bugün bile geçerli, eskimemiş öğütler. Her liderin bugün de alması gereken öğütler. Ol insanlar vardır. Şafak vaktinde doğar. Akşam ezanında ölürler. Avun oğlum, avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler ancak senin fazilet erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı, atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma. Gördün, söyleme. Bildin, bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Kalkar muhabbetin, itibarın olmaz. Üç kişiye acı. Cahiller arasındaki alime. Zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar, zirvede yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğunda mücadelenden korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Aşk ola. Kuklalar ve insanlar. Hikayemizin ismi. Marangozun biri kuklalar yapıp ipleri elinde salmış ortalığa. Kiminin ipi uzun, kimininki kısa. Sonra bir avuç hüzün, bir avuç acı, bir tutam da mutluluk serpmiş ortalığa. Böyle. Başlamış kuklaları oynatmaya. İpleri kısa olanlar uzanamamış mutluluğa. Uzun olanlarsa tam eriştiklerini sandıkları anda bir tutam mutluluğa çarpmışlar kocaman acı duvarlarına. Ve acıyı öğrenmiş tahta bedenleri. Bir tutam mutluluk için ödenen o bedeli. Derken acı ile mutluluk arasında gide gele tahta bedenleri insan olmuşlar. Sonra da koparıp iplerini bir avuç hüzünle susturmuşlar kanayan yüreklerini. Ama bir daha kukla olamamışlar. İpleri kısa olanlarsa ne mutluluk, ne acı, ne de hüznü öğrenemeden sonsuza dek oynayıp durmuşlar ortalıkta. Sonsuza dek. Aşk olsun.